Herkese merhaba. Ben araştırma görevlisi Emre Ağca. Size karpal instabiliteleri anlatacağım. Öncelikle karpal yumuşak doku stabilizatörlerine bakacak olursak 3 temel stabilizatör var. Bunlardan ekstrinsik bağlar, intrinsik ligamentler ve interosseus ligamentler. Bunlar içerisinde en önemlisi interosseus ligamentler. Bunları da proksimal sırada bulunan scapulohumeral interosseus bağ, lunar türkületiral interosseus bağ oluşturur. Bunlar proksimal karpal sahanın ana stabilizatörleridir. Şekilde de gördüğü gibi. Karpal instabiliteler ayrışmış ve ayrışmamış olarak ikiye ayrılır. Ayrışmış olanlarda scapulohumeral ve lunar türkületiral ligament hasarına bağlı oluşur. Ayrışmamış olanlar ise mid karpal instabilite ve radyokarpal instabilite olarak ikiye ayrılır. Bunlar ekstrinsik ligamentlerin hasarına bağlı oluşur. Ayrıca bunların kombinasyonu şeklinde peroneal dislokasyon veya scapho-capitat dislokasyon da görülebilir. Bunlar biraz daha ileri vakalardır. Sizlere özellikle scapho-lunar ve lunar türkületiral bağ hasarını anlatacağım. Scapho-lunar bağın anatomisinde ise dorsalde kalın ve güçlü bir yapı. Proksimalde membranoz stabiliteye çok katkısı olmayan bir yapı ve volarda bir bağ bulunmakta. Bunların en önemlisi dorsaldeki bağ. Scapho-lunar bağ zedelenme mekanizması ise el bileği ekstansiyonda supinasyonda ulnar deviyasyonda iken tenar bölgeden gelen kuvvetin scapho-lunar bağ direncini aşması sonucu scapho-lunar bağ hasarı oluşur. Burada da proksimal sahanın biyomekaniğinden de bahsetmemiz gerekir. Lunar osteonatum, skafoid ve trikatum arasında bulunan ve her ikisini de dizginleyen bir yapıya sahiptir. Dorsaldeki bağ ile skafoidi fleksiyona gitmesini engeller, volardaki bağ ile de trikatumu ekstansiyona gitmesini engeller. Eğer dorsaldeki bağ koparsa skafoid fleksiyona gidecek ve volardaki bağ koparsa da trikatum ekstansiyona gidecek. Bu videoda da onu göstermekte. Scapho-lunar da oluşan açılanma da bu nedenle oluşur. Yine aynı şekilde lunar türkiyatral bağ kopmasına bağlı da. Bu sefer açı azalacak. Scapho-lunar ligament hasarında grafiğde 5 temel bulgu mevcuttur. Bunlardan birincisi, en önemlisi teritomas say. Burada scapho-lunar arası 3 mm'den daha fazla olması. Ayrıca kortikal yüzük işareti bulgusu mevcut. Bu da scafoidin fleksiyona gitmesi sonucu oluşur. Yine scapho-lunar açının 60 derecenin üzerinde olması, kapitolunat açının 15 derecenin üzerinde, radyolunat açının 10 derecenin üzerinde olması da scapho-lunar hasarını gösterir. Ayrıca kuadrangüler lunatum olması ve gelula çizgilerinin bozulması da scapho-lunar hasarını göstermektedir. Scapho-lunar instabilite, karpal instabilitenin en sık nedeni akut 6 haftadan önce gelmesi durumunda akut bağ tamiri yapılabilir. 6 haftadan sonra gelen kronik vakalarda ise bağ rekonstrüksiyonu yapılması gerekir. Bunlar sırasıyla pradinamik instabilite, dinamik instabilite ve statik instabilite olarak üçe ayrılır. Bunlar tedavi yönlendirme açısından tanımlanmıştır. Pradinamik instabilite, herhangi bir radyolojik bulgu yok. Sadece öykü fizik muayene ile tanı konuluyor. Dinamik instabilitede ise sadece stres grafilerinde scapho-lunar anormal dizimi görülmekte. Pasif olarak dedikte olur. Pasif durumda herhangi bir grafi bulgusu yok. Statik instabilitede ise rutin radyografilerde dahi scapho-lunar anormal dizimi mevcut. Hastanın şikayetine öyküsüne bakacak olursak düşme, ani yüklenme, el bileği burkulma sonrası veya böyle bir öyküsü vardır. Özellikle dorsalde ağrı güçsüzlük olur. El bileği eklem hareket açıklığında azalma, şişlik, ağrılı klik sesi oluşur. Muayenede özellikle dorsal fleksiyonda şiddetli ağrı oluşur.
Fizik muayenede ise skafandrat bağı için skafandrat bağı palpasyonu ile ağrı oluşması. Bu skafandrat bağı lister tüberkülünün 1 cm distalinde oluşur. Pasyon testi yine pozitiftir. Daha çok ileri vakalarda görmekteyiz. Skafoid Ballottman testi, parmak ekstansiyonuna karşı dirençle ağrı oluşması ve demin de dediğim gibi dorsifleksiyonda ciddi ağrı oluşması skafandrat bağı için önemlidir. Bunlar türkiyetel bağ için ise yine palpasyon ve hassasiyet, Ballottman testi pozitif olması, ağrılı parmak şıklatma ve ulnar FEH çukurunda hassasiyet olması lunatörfikülat bağ hasarı için önemlidir. Vason testine bakacak olursak biraz daha dediğim gibi ileri vakalarda görülmekte. Burada öncelikle el ulnar deviyasyonu ekstansiyona getiriliyor. Bu arada da başparmakla skafoid tüberkülü sabitlenmekte. Fleksiyona ve radyal deviyasyona getirdiğimizde normalde skafoidin yerinde durması lazım. Fakat eğer dorsaldeki bağ kopuksa dorsale doğru lükse olmakta. Bu da hem ağrı hem de klik sesi ile kendini göstermekte. Bu biraz daha ileri vakalarda görmekte. Görüntülemede demin bahsetmiştik. Ayrıca demin bahsettiğimizin yanında stres grafileri burada karşılaştırmalı mukayese stres grafileri önemlidir. Özellikle el yumruk şeklinde stres grafisi çektiğimizde skafandrat ayrışmayı görebiliriz. Lateral grafikte dorsale doğru skafoidin lüks olduğu görülebilir. Yine teratomas sign. MR'da çok bulgu vermemekle beraber bazen MR'da da görebiliriz. Altın standart artroskopidir. Tedavisine bakacak olursak predinamik ve dinamik instabilite için atelleme non-steroid anti-inflamatuar ilaçla intraartiküler steroid enjeksiyonu önerilir. Ayrıca flexor carpi radialis güçlendirme egzersizleri verilebilir. Flexor carpi radialis skafoidin fleksiyona gelmesini engelleyerek instabilitenin oluşmasını engellemektedir. Bir miktar katkı sağlamakta. Flexor carpi radialis güçlendirirsek bir miktar katkı sağlayacaktır. Bunun için izometrik egzersizler yapılabilir veya hareketli dinamik egzersizler yapılabilir. Cerrahi tedavilerinde ise birçok farklı teknik ve tedavi yöntemi mevcuttur. Artroskopi, açık onam, kapsülödez, tenödez gibi işlemler mevcut. Bunlardan artroskopik olarak basit yapılma, temel büzülme, perkutan pilleme, dorsal kapsül oligomantodez yapılabilir. Artroskopik değerlendirmede diz ve omuza göre biraz daha ince artroskopla müdahale ediyoruz. 2.7 mm'lik 30 derece artroskop kullanmaktayız. Tipik çalışmalarda 3, 4, 4, 5 ve 6 ve mid karpal portaller kullanılır. Genellikle radyal taraftan ulnar tarafa doğru sistematik tüm karpal kemikler değerlendirilmesi gerekir. Skafandrat bağ lezyonları için 3-4. portalden artroskop, 6R portalinden enstrümantasyon yaparsak rahat bir çalışma sağlarız. Burada da portalinden giriş noktaları gözükmekte. Burada özellikle belirtmemiz gereken cildi geçerken sadece cildi geçerken kullanıyoruz. Sonrasında ince küçük klemplerle gentle bir şekilde eklem içine giriyoruz. Burada biraz daha zarif ve kibar çalışmanın gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Artroskopik olarak geyistler tarafından hastalar derecelendirilmiş. Bu tedavi açısından önemli. Tip 1'de skafandrat bağ arasında herhangi bir boşluk yok. Sadece sinovit mevcut. Tip 2'de probun sadece uç kısmı giriyor. Tip 3'te prob içine giriyor. Aynı zamanda 90 dereceye kadar döndürülebiliyor. Tip 4'te ise probdan daha kalın olan 2.7 mm'lik artroskopta interkalper aralığa girebilmekte. Artroskopik debridman, inflame sinovium temizlenebilir. 2.5-2.7 full radius kesici shavel kullanılır. Unstable doku flapleri rezeke edilebilir. Burada debridman sadece proksimal membranos kısımla sınırlı kalması gerekir. İdiopatik ligament hasarından kaçınmak gerekir.
artroskopik devrulmanın yanında temel büzülme yapılabilir. 2.3 bipolar radyo frekans probu kullanılıyor. Özellikle Geister evre 2 için bu kullanılıyor. Burada boya fırçası gibi temel ısıtıcı kullanılarak büzüştürme yapılabiliyor. Stabiliteye katkısı, hastanın ağırlığından geçmesine katkısı olduğu savunulmakta. Yine klinimizde Bülent hocamızın 22 hastalık bir çalışması mevcut. Bu çalışmada da detaylı olarak gösterilmekte. Burada ligamento kapsülödez yapılmakta artroskopik olarak. Cerrahi teknik olarak enjektörle 3.0 PDS önce kapsülden sonra SL ligamentten ve sonra tekrar kapsülden geçerek hacimli iki tane düğümle bağlanır. Böylece lunatumun stabilitesi sağlanır. Bu çalışmanın sonucunda ağrı ve hareket kısmının giderilmesinde ve kavrama kuvvetinin geri kazanılmasında etkili bir yöntem olduğu hesaplanmış. Artroskopik devrimden artı perküten pinleme yapılabilir. Bunun için de skafoid ve lunat arasındaki kıkırdan iyice temizlenmesi gerekir. Sonrasında da transperküten olarak skafoidden kapitata, skafoidden lunatuma pinleme yapılabilir. Direkt ligament onarımına bakacak olursak özellikle evre 3-4 tam yırtı olanlar ve akut 3 aydan önce olanlar için direkt onarım yapılabilir. Burada radyo karpal ve mid karpal artrit olmaması önemli. Yeterli SL ligament dokusu olması önemli. Cerrahi teknik olarak bakacak olursak Lister tüberkin onlar tarafından distale doğru bu şekilde veya bu şekilde insizyonla girilir. Ekstensör retinikulum ortaya konarak kesilir. Flapler hızlanır. Sonrasında dikmek üzere. Süperfisyal radyal sinir ve onlar dorsal kutanasyonuna özellikle dikkat etmek gerekir. Üçüncü ekstensör kompartmandan girilir. EP'li radyal tarafa çekilir. Dorsal kapsül radyokarpal bağlar, dorsal interkarpal bağlar önümüze çıkacaktır. Buradan sonrasında umar tabanlı bir flap hazırlanır kapsül üzerinde. Bu da şu şekilde çizilmiş, gösterilmiş. Sonrasında bu kapsül açıldıktan flap umar tarafa kaldırıldıktan sonra skafoid kapitatum ve lunatum önümüze çıkacak. Burada da ağırlığın açık olduğu gözükmekte. Burada önemli olarak vurgulamak istediğim ilk karşımıza çıkan skafoidin radyusla yapmış olduğu eklem yüzü. Yani burası fleksiyonda olduğu için normalde bu eklem yüzü bizim sütunar koruları koyacağımız kısım biraz daha gerisinde. O yüzden önce dediksiyon yapıp sonra sütunar koruları yerleştirmek gerekir. Ya da sütunar koruları yerleştirip redüksiyon yapıp sonrasında bağlamak gerekir. Redüksiyonu 2 adet Kirchner teliyle joystick olarak kullanarak yapılabilir. Burada da joystick olarak kullanılmış, önce sütunar koruları yerleştirilmiş, sonra redüksiyon yapılmış bağlanmadan, sonra da redüksiyon yapıldıktan sonra bağlanılmış. Üzerine de kapsülödez yapılmış. Kapsülödez predinamiklerde direkt destek olarak da yapılabilir veya ligament tamiri sonrası, onarımı sonrasında da destek amaçlı yapılabilir. Skafoidin gövdesine flapimizi implant ediyoruz. Hem bahsettiğim gibi burada kapsülödez için farklı yöntemler tanımlanmış. Bled kapsülödez flapin tabanı radyusta olacak şekilde distal ucu ise skafoidin gövdesine uygulanan flap. Herbert tekniğinde ise skafoidin distalinden kaldırılan flap radyusunun distaline tatbik edilmiş. Bunun yanında güncel olarak çok uygulanmamakla beraber tenodez yapılabilir. Tenodez flexor carpi radialis'in tendonlar split şeklinde ayrılmasından sonra skafoidden geçirilerek radyus distaline uygulanabilir. Bu skafoidin fleksiyona gelinmesini engellemektedir. Farklı yöntemlerle de yapılabilir bu işlem. Bunun yanında yine kliniğimizden Bülent Hoca'nın cerrahi teknik olarak tanımladığı sturbaton yöntemi var. Burada da öncelikle artroskopik olarak değerlendirdikten sonra ileri evre grade 4 Geister grade 4 için ve 2 milimetreden fazla SL dislokasyonu olan hastalar için
bu yöntem uygulanabilir. Teknik olarak yapması zor olmakla birlikte stabilite açısından ciddi iyi bir yöntemdir. Burada ilk grafiğde gördüğümüz gibi ayrık olan skafoldünat arası cerrahi müdahale sonrasında uygun şekilde kapanmış. Burada skafoidden geçip ve umlar taraftan geçip sonrasında aralarından bağlanarak yapılmakta. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.